Şişirdun Sultan beni, şişirdun. Sen mi şiştin, ben mi şiştim? Bak Sultan, bu meseleyi benimle konuşarak halledemezsin. Meltem Hanım'la senin arandaki bir mesele bu. Haklısın, bu benim Tunurcuğum'dan aramdaki bir meseledir. Ya böyle söyleyince daha çok kızarım kendime ya. Oy. Ayrıca çok saçma dur. Ha böyle bir iş için adam üzülür mü ya? Sen benim 40 yıllık kocamsın. Benim erimsin. Sen benim yaşama tarzımı bilmiyor musun? Maalesef biliyorum. Peki hayat amacımı bilmiyor musun? Biliyorum. Sen benim neyden beslendiğimi bilmiyor musun? Biliyorum ula. Ne sarıp durarsın o zaman? Üzülürüm da. Oy ya şimdi yine boğaldım. Duvarlar üstüme geliyor. Bugün Meltem Hanımcığımla görüşüp ha bu meseleyi çözeceğim. Yine Meltem Hanımcığım dedim ya. Sultan, bak sen Meltem Hanım'ı çok seviyorsun. Boşuna zorlama. Rıza Bey, bak zaten darlandım. Seni beni bunaltma, boğaltma da. Tamam. Ama dikkat et, Meltem Hanım'la konuşurken Meltem Hanım seni deli zannetmesin. Ne dedin? Ne dedim? Efendim, bir şey dedim. Yok, bir şey demedim. Söyle, söyle. Ben bir şey demedim ya. La havle ve la kuvvet. Allah'ım ne günah işledim ben. Bak, senin bir günahın yok. Aksine ben senin için bir şansım. Yüce Rabbim beni sağa sevap işleyesin diye gönderdi. Ha bundan bile haberin yok. Sabır taşı olsam ortadan ikiye yar olurum, yemin ediyorum. Sabır taşı mısın bilmiyorum ama taş gibisin Rıza Bey. Sultan, konudan konuya geçişlerin başımı döndüreyim. Sen de benim başımı döndüreyim bebeğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak Meltem Hanımcığım. Tunurcuğum dedim. İkizim dedim. Herkes farklı, biz biriz dedim. Ama benim de bir tanecik kızım var. Kusura bakmayacaksın. Bu konuda taviz veremem. Sultan Hanım, sizin kızınız bir tanecikse benim de oğlum bir tanecik. Sizin bu tavırlarınız yüzünden onun mutluluğuna gölge düşmesine asla müsaade edemem. Vay! Sen şimdi uşakların mutluluğunu bozayım mı demek istiyorsun? Yani şimdilik öyle bir şey demiyorum ama bu tavırda devam ederseniz olacak budur. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı Meltemciğim? Bakın Sultan Hanım, ben sizinle bu konuşmayı yapmak için çok düşündüm. Yani önce sizi böyle tatlı tatlı, kibar kibar uyarmaya çalıştım. Uzun uzun sohbetler ettim sizinle ama görüyorum ki hiçbir işe yaramamış. Hiçbir şey anlamamışsınız. Vay! Ha şimdi anlayışlı kıt olduk yani. Estağfurullah. Ha, kot kafalı olduk yani. Ben öyle bir şey demedim. Bu fındık payını olduk yani. Sultanım ben böyle şeyler söylemedim. Bunlar sizin yorumunuz. Yani acı hiç benim tarzım değil. Ben böyle kelimeler kullanmam. Ama benim tarzım idi. Acaba sen bazı şeyleri anlatamaya olabilir misin? Ya da her şeyi en çok kendinin bildiğini zannediyor olabilir misin? Bana bak, orada duracağız. Senin de bilmediğin şeyler vardır ha bu hayatta. Öyle mi? Aynen, öyle. Bulmuşsun meydanı boş, almışsın eline kemençeyi, rıv rıv çalay durarsın. Ama kemençenin gerçek sahibi geri döndü bebeğim. Üzgünüm Meltemciğim. Artık istediğin gibi at koşturamayacaksın bu meydanlarda. Sultan Hanım, ben size çocukların işine karışmayalım dedikçe siz sanki inadına inadına daha fazla karışıyorsunuz ama olmaz ki yani. Ha buraya ilk defa doğru bir şey dedim. Evet, inadına yaparım. Niye? Çünkü benim tarzım bu. Üstüme gelme benim. Ben kafama koyduğumu ederim. Beni kocam durduramayız. Sen mi durduracaksın? Evet, durduracağım. Tabii ki durduracağım. Çocukların mutluluğuna gölge düşürmenize asla müsaade etmeyeceğim. Ama söyledi ne? Ha bak Tünür'ün ettiği lafa. Ben onların mutluluğuna zarar vermeyeyim. Ben onların iyiliği için çabalayırım. Sultan Hanım, çocukların evlerine, hayatlarına, eşyalarına, düğününe, kısacası hiçbir şeyine karışmayın lütfen. Son sözüm de budur. Daha fazla tartışmayalım. Tabii ki karışacağım. Tartışacağız. Daha çok tartışacağız. Hayır efendim, tartışmayacağız çünkü zaten ortak bir noktaya varamayacağız. Eğer siz kızınızın mutluluğunu istiyorsanız bu ilişkinin üzerinden ellerinizi çekeceksiniz. Oy! Ben mi çakacağım? Ben Simay Hanım'ın annesi
Havuç beyefendinin de kayınvalidesiyim. Tabii ki yatak odası mobilyasına ben karar vereceğim. Benim istediğim gibi olacak. Tabii ki halıları ben süreceğim. Tabii ki düğünün nerede yapılacağına ben karar vereceğim. Bunlar tartışmaya kabalı konular. Sultan Hanım, belki bininci defa söylüyorum. Ev onların, oda onların, düğün onların. Dolayısıyla her şeye onlar karar verecek. Hayır, ben karar vereceğim. Göreceğiz. Göreceğiz. Senin gözünün önünde bir bir benim istediklerim olacak. Neden? Çünkü ben Simay'ın annesiyim. Havuç Bey de Simay'ın dediklerini yapacağına göre... O zaman göreceğim seni. Bu kadar sakin kalabilecek misin? Ne kadar eğlenceli günler bizi bekliyor, biliyor musun? Sultan Hanım, siz niye böylesiniz? Nasıl? Ne kadar güzelim, değil mi? Ayrıca her şey bana daha çok yakışır. Bu böyle bilinsin. Ha yani, niye bu kadar inatçısınız? Niye her şeyi bu kadar zora koşuyorsunuz? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Zoru severim. Böyle imkansız benim köpek adımdır. Bu da böyle bilinsin. Ben size ciddi bir soru sordum. Lütfen benimle dalga geçmeyin. Seninle dalga geçmezsem, seninle kavga etmem gerekir Meltem Hanım. Bak, ikiz tünürleri seviyesinde Meltem Hanım'a gelmişim zaten. Bence tenisi böyle koruyalım. Ha bu gerginlik aramızda çok iyidir. Ama istersen ki yükseltmek, biraz daha kavga etmek, come on babe, bende her yol var. Sultan Hanım, ben gerginlikten hiç hoşlanmam. Hele ki ailemden biriyle. Ama siz eğer... Emre ve Simay üzerinde istedikleriniz yaptırma konusunda bu kadar ısrarcı olursanız... ...çocuklarımı korumak uğruna sizinle her konuda tartışırım. Her türlü gerginliği de yaşarım ama sizin istedikleriniz olmasa müsaade etmem. Bir şey mi dedim? Ne düşünüyorum biliyor musun? Bence Haluk Bey sana çok yüz vermiş. Alışmışsın her istediğini yaptırmaya. Ama artık öyle bir dünya yok indirişe görüm. Sultan Hanım, lütfen benimle konuşurken saygı çerçevesinde konuşun. Uy! Konuşmayacağım. Hadi sabaha kadar konuşacağım ama saygı çerçevesinde konuşmayacağım. Sustu da göreyim beni. Hadi bakalım. Hadi meydan. Sağ ol abi. Vazgeçti mi kırmızı başlıklı kız? Yok abi, nerede ya? Çok kararlı bu sefer. İstersen ben bir daha bir konuşayım. Evet. Haluk abi, şimdi benim son bir kozum daha var. Yarın onu oynayacağım. Yani o da işe yaramazsa senden yardım alırım. İyi, sen bilirsin. Tamam. Hah, Tünür, yakaladım seni. Gel, gel. Hoş geldin Tünür. Hoş bulduk. Hayırdır? Hayır, hayır. Akşama bir planınız var mı? Yok, yani işte işten çıkacağım, eve gideceğim, yemek yiyeceğim. Buyurun gelin. Yok, ben buyurmayayım. Siz buyurun. Nasıl? Şimdi sen Meltem Hanım'ı ara. Tunay Bey'i de ara. Akşam size çok güzel bir sürprizim var. Sürpriz. Hı. Küçük bir ipucu alsak? Yok, ipucu yok. Ha, anladım. Meltem'in hastalığı size de geçti. Allah kurtarsın. Amin amin. Ne hastalığı? Bu sürpriz yapma hastalığı. Ben anladım. Hadi ara. Hadi geç kalmayalım. Akşama az kaldı. Sultan Hanım. Ya benim size söylediğim her şeyi siz kendi anlamak istediğiniz gibi anlıyorsunuz. Ya bizim sizinle frekanslarımız farklı. Bana laf cambazlığı yapma. Zaten biz seninle tasbelikade dünür olmuşuz. Nasıl olduysa hayatta arkadaş falan olamazdık. Olamazdık da. Aynen. Ama neyin? Ay bunlar bayağı bir kavgaya tutuştular. Ben arayayım hemen. Ana, Emine arıyor. Efendim? Haluk Bey, ya Meltem Hanım'la Sultan Hanım birbirlerine girdiler ya. İkiz dünürler felsefesi yerle bir olmak üzere. Yetişin. Kapat, hemen geliyorum. Tabii, hemen. Ne oldu dünür? Bizimkiler birbirine girmiş. Ha, ne diyorsun? Sultan Hanım, benimle böyle konuşmaya hakkınız yok. Neye hakkım olup olmadığını sana soracak değilim. Herkese ders verebilirsin ama bana asla. Sultan Hanım, benimle düzgün konuşmanız konusunda sizi son kez uyarıyorum. Konuşmazsam ne olur? Konuşmazsam ne olur? Söyle bana bakayım. Ana, hop. Sultan Hanım, ne yapıyorsun? Meltem, ne oluyor? Yok bir şey. Evet. Meltem.
Sizden bir açıklama bekliyoruz. Nedir bu haliniz? Ya ne yapaysınız? İki dünür ha böyle kavga eder mi ya? Sen bu işe karışma Rıza Bey. Sen de bu işe karışma Haluk. Yürü gidin Rıza Bey. Ama ya, dur susun sana. Hayır sen karışma. Bırak gitsin. Dur. Geleceğim misin yoksa tek başıma mı gideceğim? Susun sana hanım konuşalım. Hiçbir yere gitme dur. Ne yapaysın? Meltem bak ayıp oluyor. Allah Allah. Ayıp eden ben değilim. Ayıp eden o. Bu hem ayıp ettim. Tabii her şeyin suçlusu ben oldum. Ha şimdi sen bir şey derdim ama neyse. Asıl benim size söyleyecek çok şey var da söylersem çok kötü olacak. Neyse söylemeyeyim. Ha bu halde ya. Ne oluyor burada? Sinirler bozuldu herhalde. Ne oldu ya? Sultan Hanım ne oluyor ya? Anlat. Ha bu sakin kadını nasıl zivanadan çıkarttın acaba? Ha bu oyuna bayıldım. Ento Oscar kostu. İki sünürle. Oyun mu? Anacığım bir dakika Haluk ya. Değil sanatçılara taş çıkardım. Bence ha bu ödülü almamız çok yakın. Kesinlikle oyunculuk bizim kanımızda. Gel oturun anlatacağım tamam mı? Bugün ya ben evde sakin sakin oturuyordum. Sultan Hanım geldi. Çok mutsuzdu. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Dünürcüğüm. Sultan Hanım. İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Çok keyifsizim. Hayırdır? Yani hiçbir şey hayal ettiğim gibi değil. Nasıl yani? Nasıl anlatsam? Ha başlarda çok eğlenceliydi. Evet, yani keyifliydim. Ama artık hayattan tat alamaydım. Hiçbir şey hayal ettiğim gibi değil. Hem de hiçbir şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Biraz daha açıklar mısınız? Ne oluyor? Biz seninle çadır çadır kavga edemeyecek miyiz? He? Ağzımızın tadıyla bir dalaşamayacak mıyız seninle? İkiz dünürler, yapışık dünürler, çok mutlu dünürler. Bu nedir ya? Dünür dediğin birbirini çekemez. Kıskanır, kavga eder. Sultan Hanım, ikiz dünürler fikri sizden çıktı zaten. Evet, haklısın. Ama ben böyle mutlu değilim. Ben kriz seviyorum. Fitne, fesatlık bunlar benim işim. Ben böyle mutlu olayım yani. Neyse hiç böyle bir şeyden mutlu olur mu Sultan Hanım? Ben olurum. Ben olurum. Sen beni hiç kavga ederken gördün mü? Yüzlerime kan geliyor. Yüzüme renk geliyor ya. Ben böyle mutluyum. Ben kavga edeceğim. Siz son zamanlarda ettiniz beni sevimli ceylan. Oturdu buraya bitki gibi. O ne ya? Benim kavga etmem lazım. Azıcık böyle mutlu olabilirim. Benim kavga etmem lazım. Yani şimdi biz kavga edersek siz mutlu mu olacaksınız? Evet, mutlu olacağım. Yani en azından deşarj oluruz da rahatlarız. Tamam o zaman kavga edelim. Ben de Sultan Hanım'ı mutlu etmek için numaradan kavga ettim. Yani hepsi bir oyundu. Ama siz gelince de oyunu devam ettirmek istedik. Emine boşuna telaş etmiş. Kerim bizi zorsaydı sağ söyledik Emine zor. Ay ben ne bileyim. O kadar ateşli kavga edince vallahi salona girmeye korktum yani. Ya Emine aşk olsun ya sen beni tanımıyor musun? Kerim ben hani değil Sultan Hanım'la kimseyle böyle kavga etmem. Yani bu sefer kendini aştın Meltem. Ne konuda? Enteresanlık, acayiplik, cinslik. Oyundan kavga etmek ne demek ya? Ne var canım? Yani Sultan Hanım mutsuzdu. Ben de onun mutsuz olmasına dayanamadım.
Kavga etmeyi kabul ettim yani. Ne var bunun? Neresi acayip? Asıl acayiplik benim karıda. Sabah bana dedi. Böyle içim daralıyor. Biriyle kavga etmem lazım. Meltem Hanım'la kavga etmek istiyorum diye. Ben de Emine'den haber alınca... ha dedim amacına ulaştı. Bir acayiptir benim karı. Evet. Yani ben de herkes gibi... böyle normal bir kadınla evli olmak istiyorum. Böyle garip garip şeyleri, icatları olmayan biriyle. Yani oyunla kavga etmek ne ya? Ne var? Pinci süper bir fikirdi. Ayrıca pen daha iyi oynar. Kesinlikle aynı. Kesinlikle. Oyunculuk kanımda var, kanımda. Bir de ders alasın. İyi Dünür. Hadi çıkalım. Geç kalmayalım da. Nereye? Rıza Bey bizi bir yere davet etti. Aa! Size çok güzel bir sürprizim var. Ne güzel. Benim bir sürprizlerin adamıdır. Seni yerim. Etme da dünürlerin yanında ayıp. Ne dedim? Kötü bir şey mi dedim? Nikahlı kocamsın. İstedim mi derim da. Tövbe estağfurullah. Kankacığım ara da onları da gelsinler de. Ben Tuna'ya mesaj attım. Geliyorlar. Ha, harika. Tamam o zaman ben gideyim de bir hazırlanayım. Eyvah, yok gitme. Gitme, böyle iyiyiz. Olur mu canım? Bir dakika. Rıza Bey, kıyafetim uygun mu? Uygun, uygun. Ama böyle altınıza bir spor ayakkabı giyerseniz ayaklarınıza güzel olur. Ha, tamam. Seninkiler arabada, bagajda kusur. Nasıl da düşünüyor beni, göreyim misin? Ölçüm görüyorsun değil mi bak? İhtiyacım var yani içeri gitme. Ben iki dakikada şimdi bir üstümü, şimdi bir rujumu falan tazeler, lastik ayakkabılarımı alır gelirim, tamam. Göreceğiz. Emineciğim, sen Zeynep kurstan geldiği zaman onu gönüllere çıkar lütfen. Orçun ve Merve'ye takılsın. Tabii tabii, siz merak etmeyin. Ben bırakırım onu, ondan sonra giderim. Tamam. Gene mi kursta? Hı-hı. Tiyatro kursta ama bu sefer okulda. Neyse, bu sefer trafikte vakit kaybetmeyecek. Peki, bütün bunlar kızımızın iyiliği için niye anlamak istemiyorsun acaba? İşte ben iki dakikada hazırlanıp geliyorum. İki dakika bak dedin, bakıyorum. 20 dakika demek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim.